Ama burası depremin en tehlikeli, en tehlikeli bölgelerinden, fay hatlarından olan İzmir. İzmir'e bir deprem geldiğinde İzmir'in düşeceği hali ben düşünemiyorum. Ben düşünemiyorum. İzmir Belediyesi'nin işini, gücünü, her şeyini bırakıp buna yönelmesi lazım. Yöneliyorlar mı? Yönelmesi gerektiklerinin onda biri kadar. Halkta yapın, yapın, yapın. Yapmıyor musunuz? Gösteriler, mitingler. Ama geldiğimiz nokta öyle bir nokta ki Türkiye'de sıkıştık kaldık. Sesini çıkarsan terörist ilan edildiğin günlerdeydik. Sonra 100 bin vatandaşımızı kaybettik. Böyle yaşayacağız artık. Bu ülkede her gün yaşadığınız günü nimet bilin. Her gün. Bu yaşa kadar nasıl öldürmeden getirdi bunlar sizi diye şükredin. %90'ımızın oturduğu binaların hepsi çürük. Bakın hepsi çürük. O bölgeye gidince anlıyorsunuz. 7.7. Bir şekilde hazırlık yapmalıyız. Biz ne kadar yetebiliriz millet olarak buna? Çok az. %90'lık kısmını ilçe belediyeleri, il belediyeleri ve hükümetin sıkı tutumuyla ancak üstesinden kalkabileceğimiz meseleler bunlar. Güvendiğim tek bir şey var. O da milletin kendisi. Çünkü millet gösterdi kendini bu 81 ilde. Depremin olduğu diğer bütün illerdeki o diğer bütün partileri izledim. Ne parti kaldı, ne sağcı solcu kaldı. Bundan sonraki süreçte bizi bu hale düşürmesine vesile olan yöneticiler tekrar seçilecek mi, seçilmeyecek mi? Güç bu kadar bir insana toplanırsa arkadaşlar, bakın normal bir insan bile aklını kaybeder. Egosu olan siyasetçiler ne hale geliyordur kim bilir. Ben çok merak ediyorum, sağlık kontrollerinden geçebilirler mi psikolojik olarak? Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Almanya'dan. Hoş geldiniz. Sizi severek izliyorum. Sağ olun. İnanılmaz başarılı ve gerçekten önemli konuları parmak bastığınız için sonsuz gurbetçiler olarak teşekkür ediyorum size. Ayrıca Türk halkımın gerçekten başsağlığı diliyorum. Yürekten gurbetçiler olarak elimizden gelen yardımı ve desteği esirgemedik. Umarım herkes yürekten ve içten gerçekten bizim hissettiğimiz gibi millet duygularıyla, milliyetçi duygularıyla umarım herkes birbirine destek verir. Burada artık insan ve konum ayrımı olmadan sadece yürekten insanların birbirine destek vermesini gönülden diliyorum. Sizi sonsuz teşekkür ediyorum. Tebrikler, hoşça kalın. Sağ olun. O kadar üzgünüz ki televizyon izlemeyelim demek bile ağrımıza gidiyor. Hiç söylenecek söz yok çünkü daha önce yaşanmamış bir olay bu kadar büyük. Uzmanların söyledikleri doğrultuda hareket ediyoruz ama psikolojimiz çok çok bozuk. Çocuklarımız da öyle. Çok efendim. Bölgedeki 13 milyon insan 2 gün önce olan altının üzerindeki deprem yüzünden aşağı indi ve yukarıya çıkmama kararı aldı doğal olarak. Psikolojik etkilerini nasıl atlatacağımızı çok hiç bilmiyorum. Zaten bozuktu, iyice bozuldu yani. Her şey şıkır şıkır gidiyor gibi gösteriyor televizyonlar. Gerçek o değil, gerçeği de bizim gibi vatanperverler gösterdiler. Karşılığında da deftere yazıyorlarmış, yazsınlar dedik. Bu kaldı, bunu da yapmazsak artık ben bu bayrağa bakamam. Aynen. Utanırım, bakamayız. Ben bu bayrağa bakamam. Sevdiğim için bunu yapıyorum, herkes de bundan yapıyor efendim. Ama evet, anlamıyorlar. Aynen. Tarih ama gerçekleri gösterir diyorum. Saygılar. Tarih gösterir. Teşekkür ederiz. Allah bir daha göster. Teşekkür ederim. Şimdi ne olacak? Bu kadar iş başımıza geldi. Bugün artık 20. güne ulaştık gibi. Yani şimdi devlet denilen sistem herkes öldükten sonra ya da her şey bittikten sonra devreye giriyor. Görün oraları ne haldeler, ne oldu. Yani şimdi gidiyorsunuz orada bu yardım yok. Orada bu yardım yok. Düşünün yani devlete güven yok. Haluk Levent Ahbap grubuna herkes güveniyor. Herkes o parayı veriyor ama devlete bir güven yok. Verilen bu paralar nereye gidiyor? Milyarlarca TL toplu. TL. Deprem yardımı. Yani her şeyde devletin, sistemin devreye girmesi gerekirken bu halktan neden para isteniyor? Zamanında bu paralar toplanmadı mı? Deprem yardımı o bu diye. 37 milyar dolar toplanmış. Nerede? Niye bu halktan para isteniyor? Her bir olay olduğunda neden halka IBAN gönderiliyor? Devlet denilen sistem nerede? Ne olacak peki abi bu saatten sonra? Şimdi ya ne olacak? Kopukluğa doğru böyle bir kopukluk yaşandı. Sonra millet dedi ki devlet bizmişiz. Yani millet devlet olduğunu hissetti de devleti hissedemeyince hükümeti. Şimdi çok değişik bir zihin yapısı oluştu şu anda. Ya, bazı algılar da kırıldı. Güç yıkımların kırıldı. Olduğu yerde hala siyaset dönüyor. Düşünün Süleyman Soylu yapılacak yardımlara engel olmuyorum. Bu ne demek? Bu ne demek? Çok ağır bir söz. Yani engel olmuyorum. Demek ki bir şeylere engel oluyorsun sen kardeşim. Bir şeylere engel oluyorsun. Yani burada yani ben deprem olayları bitene kadar ben sakal tut bırakıyorum. Sakalla bu işler olmuyor. Yani bu yıkımlar olmadan önce siz neredeydiniz kardeşim? Niye bu testler yapılmadı? Depreme dayanıklı evler yapılmadı. Neredeydi? Denetleme diye bir şey yok. Neredeydi? Abi bak şu an içinde durduğumuz çarşı var ya abi, bak burası büyük bir tabut. Evet.
7.1 Allah korusun 10 saniye vursun burada yaşasak bile biz. Ben deprem yerlerini gördüm abi, bak şimdi buradan, şuradan, bir de şuradan. 10 bina yıkılınca biz burada 2-3 gün boyunca birbirimizle böyle kalıyoruz. Ancak ölenlere. Elektrik su yok. Düşün evet. Abi. Bir gün, 2 gün, 3 gün insanlar böyle bağırış seslerini duya duya kaldılar. Şimdi çok zor abi. Çok zor. Ve bakın bizim başımıza gelecek bu. Bakın abi gelecek. 7.1 İzmir'de denetleme yok. İstanbul zaten bitmiş. Bari bunlara koşsak şu saatten sonra. Ya, Japonya'da bir deprem oluyor. Japonya'da deprem olduktan sonra adamlar ne yapıyor? Ha, demek ki biz bu depremi yaşayacağız. Deprem izolatörleri. Abi Şili ya. Japonya hadi çok yüksek. Yani, Şili kadar değil. Yani deprem izolatörleri. Yapamayacağınız bir şey değil. Yapın kardeşim. Millet öldükten sonra devreye girmeyin. O canları getirecek değilsiniz. Onlara yaptığınız yardım filan hiçbir şey. Tuttular şimdi 10 milyar yardım yapacaksın. Ya kardeşim 10 milyar bir canı getirir mi? 10 bin lira. Yani 10 bin lira değil. 10 bin lira bir canı getirir mi? 10 bin lira nedir abi? 4 kişi şuraya oturursun, 3 öğün yemek yersin. Ya kardeşim nereden müteahhitler? Alın bu müteahhitleri. Alın müteahhitleri. Nasıl bina yaptınız? Niye yaptınız? Alın ya alın. Bir hesabını sorun bu kadar canım. Sorun yani bu kadar canım. Ya işte Erzincan'a ne bileyim bir ilçesinde adamın yaptığı evler yıkılmıyor. Adam diyor ki zamanında yaptıklarında bana 300 milyar ceza yazdılar. Ha, adamın bir tane evi yerinden oynamamış. Ha, şimdi de ödül verecekler diyor. Adam ne diyor? Orada diyor ya, çok güzel şeyler söylüyor. Harbi çok söylüyor. Güzel şeyler söylüyor. Dinlesinler. Yani harbi söylüyor. Evet. Harbi söylüyor. Bak orada da ayakta kalan binalar onların. Abi ben şimdi deprem bölgesine gitmiş bir kardeşin olarak diyorum ki sana, hiçbir millet böyle bir muameleyi hak etmez. Abi olmaz. Bak olmaz. Senin ülkende 100 bin değil 10 bin kişinin vefat etmesi ne demek biliyor musun abi? Sen bir defa ağlayacaksın. Abi senin o gözündeki yaşı sistem, göreceğiz. Devlet denen sistem çalışmıyor. Böyle durumlarda millet denen sistem çalışıyor. Devlet denen sistem ikinci planda. Yani senin şimdi deprem bölgesindeki bir insana tutup da ayağa kaldırıp alın kardeşim şu bu diyemiyorsan, halktan para dileniyorsan, bak dileniyorsan diyorum ya, halktan para dileniyorsan şu anda oralara ayağa kaldıran halk. Yani devletin bu gücü yok mu kardeşim? Ekranlara çıkıp da o sanatçı para istiyor, bu sanatçı para istiyor. Devlet sanatçılar kadar olamadı mı? Şimdi Haluk Levent'e taktılar. Ahbap, ahbap, ahbap. Kızılay'a gönderin paraları. Nereye gitti kardeşim bu Kızılay'daki paralar? Zamanında gönderdik. Deprem. Dünya para topladın ya. 37 milyar dolara 100 bin tane yıkılmaz konut yapılırmış abi. Depremde yıkılan konut sayısı 40 bin civarı. Düşün, iki katından daha fazla konut yapılırmış. Sadece deprem vergisine ne vergiler alınıyor abi? Abi hepsini yemiş abi, bunlar abi. Her şeyden yemiş. Vergi, her boşu şeyden vergi. Yemiş. Ha, yemişler. Aldığımız nefesten bile. Değil mi? Suyumuzdan, ekmeğimizden, her şeyimizden alıyor. Ama depremde insanlar diri diri gömüldü oraya. Bir de bırakmadılar. Yok vali gelecek, izin verecek yok. Benim damadım Hataylı, Antakyalı. Çocuk buradan gitti oraya. Orada vali gelecek de izin verecek, giriş olacak. İnsanlar böyle öldü. Gelecek yardımları engellemeyeceğim. Bu ne demek ya? Sevmediğim bir parti varmış diyor da engellemedim diyor. Abi orada bile siyaset oluyor. Adamın biri ne demiş? Yani hani orada CHP sevinmesin, AK Partililerin oyu bitti diye. Sevinmesin, size oy falan gelmeyecek. Ölenlere diyor, AK Parti'nin oyu gitti. Böyle bir sistem, böyle bir çürüklük içindeyiz. Böyle bir çürüklük, rezaletlik içindeyiz. Hatay'daki ve Kahramanmaraş'taki depremler gerçekten çok kötü olaylardı. Zaten Türkiye'nin de bir deprem bölgesi olduğunu biliyoruz. Bir şey söylemek istiyorum. Benim dayım Rusya menşeli ve sigara markasında çalışıyor. Ve sigaranın da bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. İçin için bir ihtiyaç çünkü. İnsanlar enkaz altından ağzına sigarayla çıkartıldı. Ve dayımlar da İzmir şube olarak toplaşıp bağış yapmak istemişler. Ve onun CEO'suna bir mail yollamışlar. CEO'su ise şey demiş, AFAD'a bağış yapmak istemiyoruz biz demiş. Ahbap'a bağış yapalım demişler ve yabancı ülkelerin bizim milletimizin orijinal kurumuna güvenmemelerinin ne kadar kötü bir şey olduğunu düşünüyorum gerçekten. İnsanlar güvenemiyor yani çünkü İzmir'den giden, Aydın'dan giden vesaire şeyler hep depolarda bekletiliyor. Ben duydum yani bunu, tanıdıklarımdan da duydum. Plansızlık ve programsızlık maalesef çok büyük bir kaosa sebebiyet verdi. Evet. Dediğin nokta çok önemli. Düşünsene sen Kızılay'a, AFAD'a sonsuz güvenmen gerekirken evet, böyle çünkü bizim milletimizin kendi şeyi. Şüpheye düşmemiz çok acı. Evet. Toplayacağız kardeşim. Bu kurumların hepsini tekrardan toplayıp kuracağız. Başka çaremiz yok. Evet yani çünkü ilahiyat mezunu birini bunun başına koyarsan olacaklar budur yani. Şimdi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Kardeşim hoş geldin. Malatya'dan gelmişsin. Evet, Malatya'dan geldim.
Nedir durum şu an Malatya'da? Ben deprem sırasında daha uyumamıştım. Cidden çok şiddetli bir depremdi. Depremde oradaydın. Evet, oradaydım. İki büyük depremde de. İlkinde evde, ikincisinde camide yaşadım. Cidden kötüydü. İlk iki gün yardımlar biraz geç geldi ama sonrasında istemediğimiz kadar yardım geldi yani. Halkımızdan teşekkür ediyorum halkımıza bu konuda. Devletimizde biraz geç olsa da yardımlar geldi. Malatya iş makinesi olarak biraz kendine yetti yani. Hatay'da ve Maraş'taki kadar yıkım yoktu. Ama işte psikolojimizi gerçekten kötü etkiledi yani benim de. Geldiniz buraya. Burada akrabanız evet, mı vardı? Evet. Burada işte dedem var. İşte baba tarafından amcamlar, halamlar var. Sizin ev galiba hasarlı değil. Çok az hasarlı. Az hasarlı. Evet. Gelecek gibi değil yani artık. Öyle yani şu an oturulmaz bir tadilat istiyor. Peki eşyaları ne yaptınız? Mesela eşyaları taşıyabildiniz mi? Kurtarabildiniz mi? Yani şu an durdurdular o faaliyetleri sanırım. Son Hatay'da olan depremden dolayı hani yıkım oldu orada da eşya taşıyanlar. Eşya içeride o zaman bekliyor. Evet ama ev az hasarlı olduğumuz için taşımayı düşünmüyoruz şu anlık. Şimdi hali hazırda da en son açıklamalara göre Malatya Ovacık fay hattında da deprem bekleniyor. O yüzden bir tadilat yapmayı da şimdilik düşünmüyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Amin kardeşim.